2, 3. 11 Kasım, 17 Kasım haftalık burcumuza başlıyorum. Evet, beni takip edin. Hoplayıp zıplayıp abone olun. Ve benle ilgili tüm yorumları yazarsanız, iyi ya da kötü, hepsine tek tek cevap veriyoruz. Hiçbir sıkıntımız yok diyorum. 11 Kasım, koç burçlarını neler bekliyor diyorsanız, koçlar aslında şöyle söyleyeceğim. İnanılmaz derecede çok stresli işler var ama bu işleri biraz böyle kenara bırakıp kendi projeleri veya da yapmak istedikleri işleriyle alakalı çok büyük bir aydınlanma planı var ama maddi anlamda onu destekleyecek bir sponsor ya da onu destekleyecek bir ortak arıyor. Bence bunu bulacaksınız ama ilk önce bulunduğunuz noktayı korumanız daha sağlıklı. Çünkü uzun süredir de bu işte çok emek verdim ve hak ettiğim noktaya geçmek istiyorum dediğiniz haklarınız da var. İster yeni projeye geçin, ister hak ettiğiniz noktanın ama biraz daha sabırlı olmanız gerekiyor ve uzun süredir de zaten istediğiniz üst düzey yöneticiniz değil ya, patronlarınızla alakalı da beklediğiniz konuşmayı da yakın dönemde yapacaksınız. Bence bir sakinleşin. İşinize sağlam basın ve o sağlamlık size aydınlık olacak. Ama işsiz olan koç burçlarımız için diyorum ki evet, doğru bir oluşum var. Bu oluşum devlet ya da kurumsal bir firmadan gelecek bir teklif sizi çok mutlu edecek gözüküyor. Bence artık sizin de kalıcı iş kapınız kapıda, bazı değiştirmek istiyorsanız da, yenilenmek istiyorsanız da doğru dönemin geçişi var. Son zamanlarda gereksiz para kaybetmeye başladınız. Hırslarınıza yenik düşüyorsunuz. Bence bu hırslarınızı biraz daha yumuşatın. Ondan sonra parasal dengenizi bir kontrol edip ondan sonra para harcamaya yaparsanız daha sağlıklı olacağını söyleyebilirim. Son zamanlarda bir de sizde şu oluşmaya başladı. Ben çok mutsuzum, ben çok yorgunum, ben üstüme gelmeyin, konuşmayın. Evet, çok yorucu bir iş temponuz ve yapamadığınız oluşumlar, o kadar zorlanıyorsunuz ki hak veriyorum size ama bence enerjinizi bozmayın. Rabbim size çok güzel kapılar açacak. Bu kapılar size artı kazançlar sağlayacak ve uzun süredir satmak istediğiniz bir araç olabilir. Ya da elinizden çıkartmak istediğiniz bir oluşum olabilir. Bu da sizin için hayırlı olacak. İlişkiler konusunda aslında evliyseniz evliliğinizle ilgili düzelme, artı enerjiye giriş sağlayacağınız ama ilişkiniz devam ediyorsa bu ilişkiyle ilgili net karar verip evlilik yoluna gidecek bazı koç burçlarımız gündemde olacak. Ama ilişkisi olmayan koçlar biraz daha sakinlikle doğru insanı bekleyecekler. Çünkü uzun süredir yalnızlıktan bulanan, bunalık yaşayan ve artık duygum bitti, duygusuz kaldım diyen koçlara büyük bir ihtimal Kasım 20'den sonra güzel oluşumlar sağlanacak. Cumartesi gününe biraz koç burçları dikkat etmeli. Gereksiz tartışmalar, gereksiz kaoslar yaşanabilir. Sağlık olarak el romatizmanız, ayak romatizmanız, kemik ağrılarınız gündemde olabilir. Bu sizi biraz yoruyor ve yıpratıyor olabilir. Belki kalsiyum eksikliğiniz olabilir. İhmal etmeyin. Uzun süredir de babayla vakit ya da erkek kardeşle vakit geçirmek isteyen bazı koçlar için gerçekten güzel bir hafta sonu. Eğer gerginliğinizi örterseniz muhteşem bir diyalog ve bu diyalog sizi çok mutlu edecek. Ve ailenizin de halletmek istediği evrak, yasal, tapu ya da vergiyle alakalı bazı sıkıntılı dönemler olabilir. Bence bunu toparlayacağınız hafta söz konusu olacak. 11 Kasım, 17 Kasım boğa burçlarını neler bekliyor diyorsanız, boğaların aslında bu ara sinirsel iştahları arttı. Her şey yeme, çünkü beyin çok sinirli ve gergin ve para kaybı yaşadığı için devamlı yeme. İlk önce bir yeme dengenizi oturup kontrol etmeniz lazım. Abur cubur ve gece özellikle yemeye başladınız. Bir yeme dengenizi sağlarsanız sevinirim. Evet, hak etmediğiniz bir harekette bulunan insanlara ders vermek istiyorsunuz. Bu aileden olur, iş çevrenizden, ilişkiniz olabilir. Böyle sizin canınızı bam telinize basan bir olay, böyle artık sizin şalterinizi ve ruh enerjinizi kaybetti. Bence sizden özür dileyecekler. Biraz daha sabırlı olun. Özellikle de yeni işe başlayan boğa burçları için eğer kendinizi çok iyi ispatlarsanız muhteşem bir başarı ve sonu istediğiniz, planladığınız noktada. Ama uzun süredir işini değiştirmek isteyen boğa burçları biraz daha sabırlı olsunlar. Çünkü bulunduğunuz sistemde bazı sıkıntılar var. Bu sıkıntılardan dolayı tedirgin olan bir sistemdesiniz. Bence sakin sakin yerinizi kollayın. İşsiz kalmanıza sebep olabilir. O yüzden şikayet ettiğiniz birçok şeyi biraz daha içte oturtup dengeye kullanmanız gerektiğini düşünüyorum. Sizde de sırt ve boyun ağrılarınız son zamanlarda ciddi anlamda sıkıntı yarattı. Boyun fıtığı ve bel fıtığı ve özellikle yanlış
hani böyle durmaktan sırttaki kemikleriniz kamburlaşmaya başladı. Bence ilk önce doğru duruş sağlayın. Özellikle bu Kasım Aralık bu konu için sizin için tehlikeli olacak. Ve oturduğunuz zaman sizin mideyle alakalı da şişkinlikler ve problemler söz konusu. Çünkü yemeği kesmeniz lazım. Bu demektir ki spor zamanı başladı. Bu sporu doğru noktada dengeleyin diyorum. Özellikle kadınlarla ilgili regl dönemleri ya da kadınlarla alakalı kasık bölgelerinde şiddetli ağrılar var. Bunları da doğru bir doktorla tedaviyle iyileştirmemiz gerektiğini söyleyebilirim. Aşk konusunda sabırsızım artık. Aşk istiyorum ve gelmesini istediğim biri vardı yani. Boğa burçlarına sürpriz sürpriz haberler gelecek ve bu haberler sizin için böyle egonuzu tavan yapacak. Bu egoyu iyi değerlendirin. Ama evliliğiyle ilgili sıkıntı yaşayan boğa burçları artık daha sakin, daha düzenli. Hatta evde eşya değişimi, nevresim değişimi, mobilya değişimi gibi kararlar içerisindesiniz ve bu sizin için gayet keyifli ve güzel. Uzun süredir çocuk tedavisi gören boğa burçları için tam dönemi diyorum, gebelik evreniz söz konusu olacak. Bu da sizin için hayırlı ama belki sizin yapmanız gereken tek şey unuttuğunuz dosya ya da mahkemeyle ilgili tedirginliğiniz varsa bu ay ya da birkaç ay içerisinde bunlar sizin için artı bir enerji sağlayacak. Ama biraz daha sabırlı olun. Gereksiz stres diyoruz ya, sizi yemeğe sevk etti. Özellikle çikolatalar, nutellalar, ıvırlar, zıvırlar havada uçuşuyor. Bence bunu bırakın. Belki sizin kız kardeş ya da yakın arkadaşlarınızla güzel bir hafta sonu vakte ihtiyacı var. Sizin de dikkat etmeniz gereken gününüz çarşamba. Çarşamba günü gerilebilir, dengeniz yıpranabilir. Korkmayın, güzel olacak akşamında. Evet, 11 Kasım, 17 Kasım. İkizler Burcu'nun neler bekliyor diyorsanız, İkizleri sadece şöyle dinledi. Yani evet hayatım çok yordu. Her şey sizi yordu. İşteki yöneticin, çalışanın, evindeki yardımcın, evdeki annen, evdeki baban. Hani böyle yaka silkmek vardır ya, üstümden bir gidin ya. Bir gidin, ben sakin kalmak istiyorum diyen ikizlere. Evet, bu hafta biraz daha enerjiniz ya da pozitif noktanız çok güzel bir noktaya erişecek. Bence hak ettiğiniz ve sakinleşmeniz gereken enerji tam hayatınıza giriş sağlayacak. Bu özellikle işinizle alakalı. Bulunduğunuz noktadaki artılar ve konuşmalar size çok motivasyon, hatta yerinizi sağlamlaştırmanın verdiği bir keyif olacak. O yüzden biraz daha böyle cool cool devam edin takılmaya. Yerinizde hak ettiğiniz basamaklar gelişecek. Ama iş konularıyla ilgili sorun yaşayan bazı ikizlere de diyorum ki Kasım sonuna kadar sabırlı olmanız lazım ki oradaki denge ya da iş bekliyorsanız doğru bir haber söz konusu olacak. Özellikle bazıları kariyer anlamında sınav ya da yüksek bir eğitim evresi yaşayan ikizlerin çok başarılı bir döneme giriş yaptığı ve ne istediğini bildiği ve kararlı ve radikal bir şekilde yönünü belirleyip artık yanlış yapmaktan vazgeçiyor. O yüzden belki de sizde bir aydınlanma, enerjinizde netlikler, ne istediğinizle alakalı planları doğru şekilde değerlendireceksiniz. Doğru bir karar. Bence sizde bir gözyaşı, bir ayrılık kararı var ve bu ayrılık kararında güven, kendinizle ilgili yanlış mı yapıyorum, doğru mu yapıyorum dediğiniz için bence bu sizin içsel sesinizi dinlemeniz lazım. Çünkü size bu ayrılık biraz daha zorlayabilir. Bence biraz daha sabredin. Birbirinizi biraz daha şanslar değerlendirirseniz bu ayrılığı doğru noktada çözümleyebilirsiniz ve bu size artı büyük bir sevinç ve huzur noktası olacak. Sizin de özellikle oturduğunuz ev kira ile alakalı ya da kendi malınızı değiştirmek ve yeni bir mühite geçmek istiyorsunuz. Tam zaman ama insan çok kış olmadan evinizi değiştirin. Çünkü tavanından şikayetçisin, yan komşusundan gereksiz laflar ve gürültüler sizi çok rahatsız ettiği için sizin biraz daha doğa enerjisine ihtiyacınız var. Biraz daha romantik ruhunuzu, sessizliğe ihtiyacınız var. Tam doğru zaman taşıyın, size uğur getireceğini söyleyebilirim. Belki sizin de son zamanlarda yapmanız gereken diş etleri, diş iltihabı, küçük dil iltihabı, ne bileyim, ağızdaki dil iltihapları gündemde olabilir. Buna af da dahil olmak üzere. Belki ağız sağlığınızı dikkat ederseniz, çünkü son zamanlarda sabah ağzınızda koku oluşmaya başladı ve bu sizi çok ciddi anlamda rahatsız etmeye başladı. Bunu kontrol edelim lütfen. Bir de çocuk isteyen ya da çocuğuyla ilgili kaygı yaşayan ikizlere şöyle diyorum. Hayır, sizin çocuğunuz çok başarılı. Eğer çocuğunuz olmuyorsa bile çok, çok sürpriz bir çocuk sevinci yaşayacaksınız ve size uğurlu ve bereketli. Eğer çocuğunuz varsa da çok kısmetli ve şanslı, gelecek hayata çok parlak diyeceğim. Sizde de anneyi ilgilendiren hani
Diz kapak sıvıları, kalçayla alakalı sıkıntılar olabilir. Biraz annenize dikkat edin, düşmesin. Kayınvalideniz olabilir, kız kardeşiniz olabilir. Ufak tefek dikkatsizlikler olabilir. Büyüklerimizi kontrol edelim sizin için iyi. Bir de sürpriz bir hediye alabilir ya da birine sürpriz bir hediye vermek istiyorsunuz. Tam zamanı yapın istiyorum. 11 Kasım, 17 Kasım yengeç burçlarına neler bekliyor diyorsanız, yengeçlere diyeceğim ki kırmızı bülten gibi aranıyorsunuz. Neden aranıyorsunuz? Çünkü hayatınızdaki hiçbir şey yolunda gitmediği için kara bülten ve kara listeye mi gittiniz? Artık öyle mutsuz ve öyle çaresizsiniz ki biri dokunsa ağlayacak ruhtasınız. Yani size bir şey anlatılsın, iki göz iki çeşme, bırak bu ayakları yengeç. Neden bırak bu ayakları? Çünkü sen ilk önce kendi hatalarını görmeyi öğren ve ondan sonra kendinle ilgili nerede yanlış yapıyorsun bunu bu. Çünkü sen istediğin zaferi Rabbim sana en iyi şekilde verecek ama senin tahammül gücün kalmadı. Bu işte de öyle, parada da öyle, evlilikte de, ilişkinde de öyle. Bence bir sakin olmayı dene. Çünkü bu sakinlikte o kadar güzel olgunlaşacaksın ki beklediğin bir teklif var, iş teklifi. Bu sana çok güzel bir haberle geri dönüş yapacak ve hak ettiğin ve olması gereken zaferin mutluluğunu yaşayacaksın. Hatta uzun süredir kırgın olduğun ve görüşmediğin insanlarla çok keyifli bir hafta ve sana adım atacak insanlar olacak. Bence bunları doğru değerlendirirsen gözyaşın yerine kocaman bir kalp oluşacak ve bu kalp sana çok güzel bir gülümsemeye sebep olacak. Çünkü sen galiba gülümsemeyi, kalben gülümsemeyi unuttun. Kalben gülümsemeye başladığında Rabbim de sana kalben gülümseyen her şeyi verecek. Özellikle hiç ilişkim çatırdadı, sevgilim beni terk ediyor ya da kocamın artık bana duyguları yok diyen yengeç bu ya da eşimin bana duygusal yönü yok diyen yengeçlere inanmıyorum. Çünkü siz abartıyorsunuz. Gereksiz bir abartma. Bence sakinlikle doğru teraziyi dengelerseniz muhteşem yengeçlere hediyesi, ev hediyeniz ya da olmasını istediğiniz mutluluğun tadını çıkartacaksınız. Yani siz eksiği kendiniz yapıyorsunuz ve bana hayat niye artı olmuyor diye kavga ediyorsunuz. Bence eksileri hayatınızdan kaldırın, artıları görmeye başlarsanız muhteşem bir dönüm. Sizde vücutta şişmeler, yani şöyle söyleyeyim, hani ödem oturur ya vücudumuzda, yani kolumuzda şişkinlik, saçımızda, boğazımızda, ayak tabanlarımızda, bu aslında kan tahlili yapılması gerekiyor. Ödem oluşmuş olabilir. Bu ödemleri kontrol etmeniz lazım. Sizde de son zamanlarda bağırsak enfeksiyonu, bağırsakla ilgili bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Lütfen yediğiniz gıdalara dikkat etmeniz gerektiğini söyleyebilirim. Ve uzun süredir evde eşya değişik, koltuklarınızdan şikayet eden bazı yengeçler için hem eviniz değişecek hem de koltuklarınız değişecek, doğru. Ama kariyer hayatı ile ilgili özellikle yüksek eğitim almak isteyen ve yurt dışı eğitimi düşünen bazı yengeçler tam doğru ve istediğiniz okuldan, istediğiniz noktadan doğru başarı gelecek ve sizin için hayırlı. Bence yengeçlere diyorum ki aç gözünü, gör yönünü, artına geç, eksileri bırak diyorum. Evet, 11 Kasım, 17 Kasım aslan burçları neler bekliyor diyorsanız, aslanlara şöyle demek istiyorum. Hani kahkaha, hani var ya Okan Bayülgen hep bir kahkaha ritüeli gibidir ama çok zekidir. Yani aslanlar inanılmaz zekisiniz ama şu ara sahte mi gülüyorsunuz yoksa sahteden gülmek için çaba mı sarf ediyorsunuz? Çünkü onu yapıyorum olmuyor. Bu tam projelendi diyorsunuz, elinizde kalıyor. İşinizle oturup yöneticilerinizle tam yerinizi belirlemek istiyorsunuz. Hep böyle bir yarım yarım kalıyor ya, artık sizin buranıza kadar geldi. Hayır diyorum ki bence sizin başarınız çok doğru da sadece insanların sizin yaptığınız şeylerle ilgili şu an daha farklı şeylerle uğraştıkları için sizin sunduğunuz şeyleri görmediklerini zannediyorsunuz. Hayır, gördüler. Oluşmasını ve gitmek istediğiniz ya da girmek istediğiniz iş kapısı size haberini doğru noktada verecek ama sizde bu korku oluşmuş. Korku haftanız olabilir, endişe dönemi, kaygılanma döneminiz olduğu için panik yapıyor olabilirsiniz. Bence panik yapmanıza gerek yok. Burnumuzdan nefes. Burnumuzdan nefes alıyoruz, ağzımızdan veriyoruz. Yani biraz sakin, sakin, sakin. Çünkü sizin gerçekten sakinliğe ihtiyacınız var. 2019 çok büyük işler yaptınız ama paranızı alamadınız. Çok güzel teklifler geldi. Yanlış teklif deyip değerlendirmeniz, bu pişmanlıkları yaşıyorsunuz ama bence bir 10 kere
Burundan, ağızdan vererek doğru nefes aldığınız sürece sizi Allah hiçbir şekilde cezalandırmıyor. Daha güzel başarılar elde edeceksiniz. Belki korkularınızı yenmeniz doğru bir süreç. Ve istediğiniz bir toplantı var. Bu toplantıyı başaracak mıyım diyen bazı aslan burçları, toplantı sizindir. Ama uzun süredir iş yapamayan ve kendini işsiz olarak gören aslan burçları, Kasım'ın bitmesi lazım. Bu Kasım bittikten sonra doğru bir sürece giriş yapacağız. Bir araç problemimiz var. Ya çözülmesi gereken almak gibi ya da satılması gereken, böyle elin kolun tıkanmış gibi bu araç benim olmalı ya da satmam gerekiyor diyorsan, biraz daha buna vakit var ama sonu zafer olacak. Ve sizin de ailesel hukuksal mahkemeleriniz var. Yani uzun uzun süre, 5 yıl önce devam eden ya da 3 yıl önce ve hala çözümlenmedi, bizim burada para beklentimiz var. Çok yavaş ilerliyor diyorsanız, evet bunları biraz daha yavaş devam edecek ama sonu sizin için hayırlı ve aydınlık olacak diyorum. Özel hayat konusunda çok güzel giden bazı aslanların muhteşem giden evlilik ya da ilişkileri var. Doğru evlilik ya da doğru ilişkidesiniz. Şu an boşanma ya da ayrılık görmüyorum ama ilişkisi olmayan aslanlara sürpriz bir teklif, hatta kalbinizden düşündüğünüz insanla bir konuşma ve şans verme dönemimiz olacak. Eğer bu şansı değerlendirirseniz güzel bir süreç, hatta yurt dışı ile ilgili gitmek istediğiniz bir yolculuğunuz var. Aslan burçları, bu yolculuk doğru bir süreç ama sizin yapmanız gereken tek şey korkularınızı psikolojik olarak nefes terapisi de size olacak. Sağlık olarak korku problemimiz var. 11 Kasım, 17 Kasım Başak burçlarını neler bekliyor diyorsanız, hani böyle battaniyeyi alırız, böyle güzel bir koltuğa yatarız, böyle dinlenir, böyle güzel bir klasik müzik dinleyip ruhunuzu iyileştirmek istiyorsun ama bir sürü dosyalar, evraklar, hesaplar, kitaplar ve işle alakalı özellikle çok yorucu bir haftanın döngüsünde olduğunuz için sadece bunu hayal ediyorsunuz. Yapma şansınız sıfır. O yüzden size diyorum ki en azından yemek saatinizde ya da en azından akşam evinize gittiğinizde bu keyfinizi yapacaksınız ama ilk önce borçlarınız var. Bu borçlar sizi çok fazla kafanıza takmaya başladı. Taktıkça da böyle uyku dengeleriniz bozulmaya başladı. Rabbim size borçlarınızın hepsini 2020'nin sonuna kadar çözecek ama siz böyle her şeye atlıyorum, geçmiş dosyalarıma bakıyorum, anne babamın paraları ne kadar onu hesaplıyorum diyorsanız, boşuna hesaplamayın. Siz kendi kazancınızda, kendi sisteminizde ödeyeceksiniz. Yani eninde sonunda ödeyeceğiniz için stres yapmana gerek yok. Bir de uzun süredir girmek istediğim büyük bir yer var. Burayla ilgili haber gelecek ama bulunduğun nokta, daha doğru bence bulunduğun noktayı devam ettirmen gerekiyor. İş problemi yaşayan ve işini bıraktırmak zorunda kalan bazı Başak burçları, hak ettiğiniz tazminatınızı ya da hak ettiğiniz noktanızı alacaksınız. Biraz hüzün olabilir ama gideceğiniz nokta daha uğurlu ve daha bereketli olacak. Bence biraz üzülüp bir belli bir süre sonra mutluluktan dans edeceğiniz, sıfır sıfır oynayacağınız bir dönem. Çünkü parasal anlamda da size artık kazançlar sağlayacak. Sizde de erkek kardeş, yani bir erkek başaksanız yine erkek kardeşle kavga etme. Yani bir bayan başaksanız yine erkekle kavga etme. Bu arada biraz erkeklere karşı takıntı ve profilde böyle engellediğiniz için herkesin söylediği söz size batıyor gibi. Bence siz aşksızlıktan depresyona girmişsiniz. Muhteşem bir aşk olacak ama biraz daha sabırlı ol. Çünkü sen uzun süredir zaten ilişkisizdin ve ilişkinin ne olduğunu unuttuğun için artık herkese sarmaya başladın. Ve bu hayatına girecek insan ruh ikizin ve dengeni doğru noktada oturtacağın bir insan. Bence biraz daha doğru bir enerjiye gir. Sağlık olarak egzamalarınız, alerjik reaksiyon gösteren akciğer, özellikle akciğer ve solunumla alakalı alerjik sorunuz olabilir. Bu ara yediğinize, içtiğinize, özellikle mantar tarzı ürünlere dikkat edin. Herhangi bir zehirleme yaşamanızı istemiyorum. Evet, sizin de anneanneniz ya da babaannenizden kalan bir mal satılsa da rahatlasak diyorsunuz ya, oraya bir teklif var ya da bir müteahhit girecek. Doğru bir rahatlama söz konusu olacağını söyleyeceğim ama biraz daha birkaç kişi tarafından paylaşıp size gelecek miktar sizi rahatlatacak diyorum. Bence doğru. Sizin de bir Karadeniz ya da Akdeniz bir ruhunuz var. Gidebilirsiniz, Aralık ya da bu hafta sonu da olabilir. Ama sizin okul arkadaşlarınız ya da çocukluk arkadaşlarınızla geçireceğiniz bir gün, özellikle Salı gününe dikkat edin. Salı gününde ufak tefek kazalar ya da gereksiz dedikodular sizi yıpratabilir. Buna üzülmenize gerek yok. 11 Kasım, 17 Kasım. Terazi burçları neler bekliyor?
Terazilere artı yazıyorum. Çünkü plan, program, sistem. Plan, program, sistem. Genelde hep elinize batıyor ama bu plan size her şey planlıyorsunuz, programlıyorsunuz, hayal ediyorsunuz. Yine olduğunuz noktadasınız. Bence biraz hayal etmeden hani içinizdeki bedduaları, içinizdeki öfkeyi biraz daha sindirmeniz gerekmiyor mu terazi burçları? Bence yukarıdakine bırakın. Yukarıdaki size hak ettiğiniz dereceyi ya da hak ettiğiniz noktayı verecek. Bu işinizde isyan ettiğiniz yöneticileriniz ya da hep memnuniyetsizliğiniz, hep para şikayetiniz yüzünden cezalandırıldığınız farkına varın bu hafta. Çünkü hiç olmadık detaylar sizi riske atabilir. Bu iş hayatınızla ilgili de riskli bir hafta. Bence sadece yapmanız gereken şükretmek, hamdolsun demek. Size bu enerji ve Rabbimle olan bağınızı biraz daha isyankarlık yerine doğru enerjiyle tutarsanız çok güzel kapılar ve bu kapıların sonunda size mucizeler açılacak ve bu mucizeler size keyif ve huzur verecek. Evet ve uzun süredir tamamlamak istediğiniz bir dil eğitimi ya da çözmeniz gereken sanat eğitiminiz var. Tam zamanı başlayın, tam ruh evreniz dengesiz ya, bu size motivasyon, enerjinizi yükseltecek. Ya anne ya da baba olan bazı ikizler var. Bu hafta bunun sevinci, terazi burçları var. Terazi unutmayın. Terazi burçları var. Anne ya da baba sürpriz evresinde böyle bir sevinç yaşanacak diyorum. Ve sizin de uzun süredir ailenizin yapmak istediği ortaklı iş projeleri ya da kardeşler arasında ya da aile arasında yapılacak iş doğru bir süreç. Bunun da sevinci. Ama ilişki yaşamayan terazilere belki biraz zaman ama flörtöz zaman diyorum çünkü bu ara göz flörtözü, doğru kalp enerjisi ama kalıcı insanınız değil, sadece geçici flörtözlük diyorum. Sizde de babaanne ya da teyze, hala rahatsızlığı biraz sıkıntı yaratabilir terazi burçları. O yüzden bu hafta büyüklerinizin doktor ya da hastane süreci olacak. Son zamanlarda da böyle eve gidiyorsunuz, tam bardağı çay ya da yemeğe koyduğunuzda böyle ortadan ikiye ayrılıyor. Evinizde bir nazar enerjisi var. Negatif bir enerji. Evinizin köşelerini sirkeli suyla bir de ayetel kürsü, nasfelak okursanız bir de güzel kırmızı ya da beyaz bir mum yakın. Özellikle kapı girişinize yakın ki bu negatif enerjiden kurtulun istiyorum. Çünkü özellikle yakın akraba ya da yakın kardeş gibi gördüğünüz birinin hani manevi kötü bir göz değil ama gerçekten sevdiği için değen bir göz. Bu sizi biraz huzursuz edebilir. Bir de göz alerjiniz, gözle alakalı sıkıntılarımız olabilir. Kirpik, kaş dökülmesi, saç dökülmeniz had safhada olabilir. O yüzden göz alerjimizi ihmal etmeyelim. 11 Kasım, 17 Kasım akrep burçlarını neler bekliyor diyorsanız zil takıp oynamak isteyen akrepler var. Mutluluk, mis gibi. Doğanın içinde mis gibi bir hava ve özellikle iş konunuzla ilgili evet sıkıntılar, borçlar, keder, üzgünlük ve işte memnuniyetsizlik. Burada çalışmak istemiyorsunuz. Daha büyük projeleriniz var ama eliniz kolunuz bağlı ve şu an buraya mecbursunuz ya. Lanet olsun bir sürü borçlarım ve bir sürü bu küpenin düşeceğini biliyordum. Dedim ki ne zaman düşecek ve düştü. Hani borçlarınız ve sıkıntılarınız çok ön planda ya. Gerçekten bunları Rabbim sonlandıracak ve çok büyük aydınlanma yaşayacaksınız. Sadece yapmanız gereken tekrar işinize konsantre olmanız lazım. Bulunduğunuz noktadaki insanlar veya da yanınıza gelen insanlar sizden çok memnun. Sadece ve sadece sakin ol, relax ol. Tekrar kazanç, tekrar bereket, tekrar huzuru bulacaksın. Sizin de yapmanız gereken bu ay kongre gibi ya da bu ay büyük toplantı ya da bayi toplantılarınız olabilir. Bu toplantıları eğer doğru değerlendirirseniz çok yüksek prim alacaksınız. Bazı akreplere sürpriz primler var. Bu primleri doğru değerlendirin. Çünkü bir araba sorunuz var ya da bir anahtar sorunuz var. Bu primler size artı kazanç sağlayacak ve sanki şirketin size araba gibi ya da bir ev gibi bir söz konusu olabilir. Bu da size güzel bir teklif diyorum. Evli akreplerde bu ara gereksiz tartışma, boşanma lafları, ilişkiyi bitirme lafları haftası, birbirinize ağır sözler ve gereksiz tartışmalar var. Bence siz kulaklarınıza kapayın, ilişkinize sert davranmayın, yani sözlü sert davranmayın. Bu ilişkinin çünkü sizin evrenizde çok bitmesi taraftar değil. Siz bağımlısınız. Bağımlı demek ilişki ve duygu bağımlılığınız var. O yüzden gereksiz ataklarını geride bırak ve sakin olmaya bak.
Belki yapman gereken tek şey kendin için yarım saat de olsa sabah vakti ya da akşam vakti park alanı gibi bir noktada yürüyüş yapıp enerjini dağıtmaya ihtiyacın var. Bir de çocuğunla ilgili kaygı yaşayan bazı akrepler, korkmayın, çocuğunuz kendi başarısını ya da yapmak istediği eğitim kariyerini mutlu ve aydınlık şekilde yapacak. Hiç korkmanıza gerek yok diyorum. Size de uzun süredir dayı ya da anne soyunuzdan bazı miras gününle, hani miras evresi söz konusu olabilir. Daha yazılı bir şey yok ama sürpriz bu kapınızda olacak. Hatta şaşıracaksınız. Anne soyundan da bu mal kaldı mı diyeceksiniz. Şaşkınlıkla annenize bakacaksınız. Bu doğru bir mal. Hakkınızı anneniz alsın. Almazsa güzel bir parayı ya da güzel bir malı kaybedeceğini düşünüyorum. 11 Kasım, 17 Kasım. Yay burçlarını neler bekliyor diyorsanız. Yayların bu dönem ameliyat, estetik ameliyatı, gözüm düştü onu yaptırayım, şuram düştü burayı, karnımı mı gerdireyim, dudak üstlerimi mi yapayım, böyle bir estetik havasına girdiniz. Bu ara hatta kiloluyum, karın botoksu mu yaptırsam, mide botoksu mu yaptırsam diye ortalıklarda, tam yaptırma zamanınız, bence yaptırın. Çünkü kendinizle ilgili rahatsız olduğunuz noktalar var. İşte de kimsenin şu yok gözün düşmüş, yok kenarın kırışmış lafları seni rahatsız etmiyor. İlk önce tabii ki enerjini yükseltmeye ihtiyacın var. Estetik zamanın yaptırmalısın. Çünkü şu taraflarda leke ya da sakallar, buradaki sakallarınızla ilgili erkeklerimiz için burada bir rahatsız olduğunuz bir mevzu var. Tam zamanı ve yapmanız gerekiyor. Bu sizin motivasyonunuzu arttıracak. Çünkü sizde bir güzellik ve tanrıçalık ya da prenslik bir enerjiniz var. Bu enerjinizi de doğru noktada estetikle çözebiliriz. İş konusunda bence işiniz doğru. Ama biraz daha farklı oluşumlara açılmak istiyorsun. Bununla ilgili projelere girmeye başladınız. Tek başınıza mı yapayım, ortaklı mı yapayım ya da yurt dışında büyük bir oluşum var, buraya mı gideyim diyorsunuz. Bence yurt dışı tekliflerini daha çok alt planını sağlarsanız bu size çok doğru bir kazanç ve planladığınız şekilde hak ettiğiniz bir yurt dışı planı ya da oranın vatandaşları gibi düşünen bazı yay burçlar için tam zamanı, doğru zaman, doğru değerlendirin. Ama ortaklı iş yapmak isteyen bazı yay burçlarına sadece diyorum tam zamanı, ya marka olun ya marka olun. Çünkü sizde bu potansiyel, bu iletişim ve yurt dışı enerjiniz ve yurt dışı ile ilgili planlarınız size çok güzel oluşumlar sağlayacak. Belki şöyle diyelim, İstanbul'un dışında da yaşıyorsanız şehir dışı projeleriniz ya da yapmak istediğiniz ya da ortaklığı ne varsa size çok artılar ve marka gibi oluşumlar yaratabilir. Bence tam zamanı, ortağınız da doğru, bence bunu yapın diyorum. İlişki konusunda da tekrar evlilik kararı veren ve geçmiş ilişkinizde tekrar deneme kararı veren yay burçlarına hem evlilik hem de çocuk diyorum. Ama ilişkisi olmayan yay burçları biraz daha sabret bacım ya da kardeşim ya da arkadaşım. Çünkü niye biliyor musun? Sen doğru insan alıyorum derken etinden kemiğine, gözünden kirpiğine, boyundan posuna, kulağından sesine kadar dikkat ettiğin için hep eliyorsun. Bence bu şu anki olmamasının sebebi sen sık eleyip az dokuyor musun? Çok eleyip sık mı dokuyorsun? Çözemedim ama doğru aşka biraz daha vakit var. Bu sırada geçmişe beddualarınız, geçmiş ilişkinizle ilgili ahlarınız hala devam ediyor. Bence siz bir geçmiş ilişkinizi bir ruhen kapatın. Geçmiş karmanızı iyileştirin. Çünkü sizin bu kadar zekanız ve bu kadar ruhunuz geçmiş karmayı kabul etmiyor. Bence siz bir geçmişinleyiz. Yüzleş, uyan, yeni bir hayata başla. 11 Kasım, 17 Kasım Oğlak burçları. Çaresizim Emineciğim. Uyuyamıyorum Emineciğim. Nefes alamıyorum diyen Oğlaklara diyorum ki ay artık iyileş be Oğlak, yani lütfen yani. Ben yolumu kaybettim, yolsuz gibiyim diyorsun. Hayır, siz yolunuzu biliyorsunuz ama önünüzde maddiyat imkanları ve yaşadığınız bazı dengeler o kadar üst üste birikti ki, yani nereden tutunup nereden başlayacağınızı bilemediğiniz için artık ağlamak değil de her şeyi gülerek çözüyorum. Yani insanlar senin tipine bakıp o bunun bu beyefendinin ya da bu hanımın hiçbir derdi yok zanneder. Bence bir duruşunuzda bir bu kadar özgüven, çünkü sizde bir şey var ya, biz yıkılmayız dimdik ayaktayız. Yani biz sürünsek dayaktayız modunuz var ya. Evet, doğrusunuz, çünkü ben Oğlak burçlarını şu noktada takdir ediyorum. Aç da kalsalar biz aç değiliz.
Yani çok şükür elhamdülillah diyorlar. Çünkü oğlakların mistik yaradanla olan bir bağla ve inandığı enerjiyle o kadar bütünleşmiş ki, yani taş da yesek yok canım biftek yiyoruz diyecekleri, hiçbir sıkıntı görmüyorum. Büyük sınavları atlatıyorsunuz. O kadar büyük sınavlar ki artık nefesin son demi dediğiniz an, iyileştiğinizden artık son demlerdesiniz ve iyileşmeye başlıyorsunuz. Büyük iş anlaşmaları, yenilikler, haberler ve beklediğiniz birçok noktadan size artık kazançlar gelecek. O yüzden korktuğunuz gibi olmayacak. Çok daha güzel mutluluk gibi gerçek gülmeye devam edeceksiniz. O yüzden korkularınızı geride bırakın. Korku değil aslında. Yaşadığınız geçmişin biriktirdiği dağ gibi borçlar ve sıkıntıları. Evet, kimse geride bırakamıyor ama siz bu borcu ve bu yükü biliyorsunuz. O yüzden geride bırakmayacaksınız. Bunların hepsini halledeceksiniz ama bir tarafınıza inmeden, yani bir sakinleşin, bir şey olmayacak ve adapte olmanız gerekiyor. Aşk konusunda da takıldı mı takılıyorsunuz. Yani saat 9 deyince 9, 9, 9, yani 11 olmuyor sizin saatiniz. Bence bu takıntılarınızla ilgili bir psikoloğa, psikiyatriste, nefes terapisine, yogaya ya da ne meditasyona gitmeniz gerekiyor. Çünkü büyüttüğünüz olaylar size daha büyük acı veriyor. Geçmiş değil de şu an yaşadığınızın farkına varın. Geçmiş şu an sizin için çok önemli gibi dursa da şu an yaşadığınız sınavınız çok ağır ve bu sınav size hala geçmişte yüzleşmediğinizi gösteriyor. Bence bir geçmişi affedip, geçmişi komple kapatıp ve bu kadar büyük yükü nasıl çözeceğinizi de, sağlık olarak kadın bölgeniz, göğüs ağrılarınız, tiroidleriniz ve özellikle uyurken şiddetli baş ağrısı ve migren ağrılarınız var. Bu migren ağrıları gecenin bir vakti ayağınızın tabanına bir sıcaklık basıyor ve kaşıntı yapıyor. Stres canım, başka bir şey yok. Kanseri falan değilsiniz. Korkmayın, endişe etmeyin. Anneyle alakalı sağlık ve kırgınlık ve tartışma döneminiz olabilir. Anneyle olan bağlarınızla ilgili bu hafta dikkat edin. Bir de çocuk tedavisi gören oğlaklara sürpriz bir değişim var. 11 Kasım, 17 Kasım. Kova burçları. Ne yapıyorsun? Sen nerede yaşıyorsun? Paris Hilton musun sen arkadaşım? Ya da kimsin? İlk önce yaşadığın evredeki dengeyi bir oturt. Yani her şeyi al ver al ver al. Yani alıp vermek Allah'a mahsus. Yani ilk önce bir dinlen. Bir dinlemeyi, bir var olmayı, varoluş sebebini öğren Kova burcu ilk önce. Sen bu hayatta neden varsın? Neden Rabbim seni getirdi? Neden bunları atlatıyorum? Her şey benim mi başıma gelecek? Her şey bana mı değdi diyorsun ya. Hayır, aslında güzelliklerin içerisinde kötülüğü yapan kendine sensin. O yüzden güzelliklerinin şu an kıymetini gör. Eğer görmüyorsan çok derin yara alacaksın. Bu da ömür boyu pişmanlığın olacak. Bence ilk önce bir aç defteri, Kur'an mı açarsın, İncil mi açarsın, Tevrat mı açarsın, mum mu yakarsın, secde mi edersin? Bence ilk önce yapman gereken tek şey şükretmekten ziyade, şükrettiğine inanıyorum Kova burçlarının. Şu vazgeçmek, vazgeçilmek mi? Vazgeçmek korkusu bu işiniz için de geçerli. Özel hayatınızda içinde, paranız içinde, aile kavramınız içinde. Hani vazgeçildim korkunuz var ya, benden insanlar vazgeçiyor. İşimde de vazgeçiyor, dostum da vazgeçiyor. Kimse benim elimi doğru düzgün tutmuyor. Tam tuttu, inandım dediğinde hani bu elinden kayıp gidiyor ya. Buna sebep sensin. Uyan ve artık sen olmayı öğren. Sen olduğunda muhteşem her şeyin aydınlığa girecek. Bence bir kere sen ol. Bir kere. Bunu kendin için yap. Bir başkası için değil. O yüzden çok iyi paralar, bir ev muradım var. Allah bunu sana yaşarken nasip edecek. Ve hayat arkadaşı istiyorsun. Rabbim bunu da sana yaşatacak. Ve evliliğiyle problem yaşayan Kova burçlarında çok güzel bir dinginlik dönemi. Sadece sizde bir geçmiş aile özlemi. Anne olabilir, baba olabilir, kardeş olabilir, eş olabilir. Bir geçmişle alakalı bir hatıralara dalma var. Bu yüzden ağlama krizleriniz olduğunu düşünüyorum. Haklısınız. Herkes kaybettiğini için ağlar. Ben de mesela kaybettiğim için ağlayamıyorum. Ağlayanlara da çok şaşkınım. Yani bırakın bir gittiği yerde rahat etsin insanlar ya. Bir bırakın Allah rızası için. Yani sırayla Allah sıralı ölüm versin diyorum. Ama kova burçlarına muhteşem bir daire ve özellikle araba isteyen ve beyaz araba isteyen bazı kova burçlarına diyorum ki araba kapınızda. Bir de böyle bir Karadeniz turu mu desem,
Trakya turu mu desem, bir Almanya turu mu desem bilmiyorum ama size sürpriz bir tur var. Bu turu doğru değerlendirin. Hayatınızdaki her şey açılacak. Bir de size küçük bir hediye ama ya pırlanta gibi ya altın gibi. Bunu da saklayın lütfen. Evet, kova burçlarına sürpriz sürpriz gelişmeler var. Sadece inancınız ve inat ettiğiniz her şey size zarar veriyor. Bence inat bırak, Rabbimin size sunduğu hayata böyle akışına bak. 11 Kasım, 17 Kasım. Balık burçları. Ah balıklar. Balıklara ne geldi? Balıklara şöyle demek istiyorum. Her şeyden önemlisi benim oğlum bir balık. Yani ani sinirlenir, ani öfkelenen balıklar. Yani yükseleni balık. Ana burcu balık değil. Şöyle demek istiyorum. Balıkların dehalığına, neden bu hayatta varoluşlarına ve genelde sanatçı ve beyinleri ticarete çok yakın enerji hakimiyetli insanlar. Genelde balıkları anlamak çok zor. Gerçekten suyun altında o yüzerler ya. Böyle nasıl o suyu bütünleşirler bir böyle bir şöyle bir böyle. Evet, bize biraz balık burçta erkeği ya da kadın da böyle süzersiniz ama anlamazsınız. Onlarda bir beyin var. Sizi susuz getirir emin olun. Hatta susuz da götürür. O yüzden o dalga geçtiğiniz balıklar size tek tek bu hayatta ders vermeyi de öğretir. Çünkü şu ara iş konusunda balıklara ders vermek isteyen ve hatta haksızlık yapmak isteyen balık burçları ile ilgili böyle bir tırnaklarınızı çıkarttınız. Hak ettiğiniz süreci alacaksınız. Yeter ki o dişler ve tırnaklar çıksın. Çünkü sizi kimse kaybetmek istemiyor. Sizin zekanıza hayretler. Bir de okul ve üniversite de eğitim yani akademisyen olmak isteyen bazı balıklar için de tam Ocak ayına kadar dengeniz ve sınavınız varsa bunu halledin. Akademisyen ruhunuz ve yaratıcı zekanızda çok rahat bir şekilde oturtacaksınız. Baba ya da anne olmak isteyen balık burçlarına gerçekten annelik ve babalık yakışacak. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Özellikle araba değişikliği düşünen bazı balıklar için tam zamanı değiştirin istiyorum. Bir de aile büyüklerimizden ya da bir erkek hastanın kalp ve ritim bozukluğu ile ilgili ufak bir operasyon yaşayabilir. Anjiyo tarzında olabilir. Bu önemli bir şey. Takmayın. Gayet sağlıklı ve iyi olacak. Bir de balık burçlarının şöyle bir sorunu var. Geçmişte beklediğiniz ya da oluşmasını istediğiniz bir kişiyle ilgili güzel bir haber ama siz istemeyeceksiniz. Bu haber gelse de ben zaten istemiyorum. Yeni bir aşka yelken açtım diyeceğiniz bir ego var. Bunu da yaşayacaksınız ve ruhunuza iyi gelecek diyorum. Bu iyiliği doğru noktada oturtursanız da güzel şeylerin başlangıcı olacak. Bir de son zamanlarda cüzdanınızı kaybedebilirsiniz. Paranızı düşürebilirsiniz. Biraz dikkatsizliğiniz de var böyle bir dönem. O yüzden cüzdan, gözlük, çanta, telefonunuza, teknoloji. Bir de evinizde son zamanlarda buzdolabı ya da elektronik şeyler bozuluyor olabilir. Bu sizin kem gözlü olduğunuzu değil, bir dostunuzun gerçekten kem gözle sizin evinize baktığıyla alakalıdır. Bence eviniz bir sirkeli suyla siz bol bol yıkayın. Çok nazara geliyorsunuz. Devamlı esneme ve uyku haliniz var. Bunu da dengeli. Ve ufak bir yolculuk demiyorum ama hafta sonu güzel bir ailenizle ya da ilişkinizle geçireceğiniz güzel bir hafta sonu var. Balıklara şunu da diyorum, sürpriz bir para bekliyorsunuz ve uzun süredir hesabınıza girmesini istiyorsunuz ya. Bu hafta size bu para gelecek diyorum. Hiç endişe etmeyin. Şanslı gününüz Cuma ve Cumartesi. Bunu çok değerlendirirseniz çok güzel bir hafta, çok keyifli bir hafta balık burçlarını bekliyor. Bence kırdığınız insanlardan bir özür dile balık burcu. Çünkü lafız geçiriyorsun, sonra bunu ben demedim, sen yanlış anladın diyorsun. Bence laf ayarında doğru noktada kullan ki insanların sana devamlı alınmasına sebep olmasın istiyorum. Evet, bu haftalık yani 11 Kasım 17 Kasım haftalık burcumuzu yaptık. Ne yapıyorsunuz? Hopluyorsunuz, zıplıyorsunuz, abone oluyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Bol bol yorum yapıyorsunuz. Bizde kalıyorsunuz. Sevgi ve mutlulukla kalın.